Evet kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi konu pekiştirme 2'deyim. İlk soruyla başlayalım. Ee, burada x çarpı y kaçtır diye sorulmuş. Şuranın karesini alayım. Şu şekilde. Bunun karesi 1. karesi 9x kare çarpının 2 katı 6 12xy yaptı. 2. karesi 4y kare geldi. Şimdi bu tabii ki 49'a eşit. Şu ikisi, şu ikisi soruda 25 diye verilmiş. E o zaman e, 25 diyorsa şuranın 24 yapması lazım. Şu orta kısmın. Şurası artı 24 olmalı değil mi? E, o zaman eksi 12 eksiye 24 ise her şeyi de eksi 12'ye bölersem eksiye eksi 2 çıkar. Soru da zaten bu cevabımız B olacak. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Sorulan 4x eksi 5'e çarp 4x artı 5'e ilk önce 4x eksi 5y'ye a diyeceğim. Karesini alıyorum. 16x kare çarpımı 20 yapıyor. 2 katı 40xy ve artı 25y kare. Eşittir a kare. Şu ikisi 189 diye verildi. Bu kısım 2 olduğu için 40'la çarptım. Eksi 80 oldu a kare. Yani burada a'nın 2 değeri var ya 3 ya da eksi 3. Hani burası da 9 çıktı ya. Peki başka. Bir de 4x artı 5y'ye bir şey diyelim. B diyelim ona da. Şimdi karesini alalım. 16x kare artı 40xy artı 25 y kare eşittir b kare. Şu ikisi zaten 89. Sonra şu 2 olduğuna göre buradan 80. Yani B kare şey geldi. 169 geldi. Buradan da B'nin 2 tane değeri çıkar. Ya 13'tür ya da eksi 13'tür. Şimdi bize sorulan bunların çarpımı kaç olabilir diyor. Hani 3 ile 13'ü alsam 39 var. Direkt oldu. 3 ile eksi 13'ü alsam eksi 39 yok zaten. Hani eksi 3 ile eksi de eksi 3 ile eksi 13 de alınabilirdi. O zaman yine 39 çıkardı. Tamam sıkıntı yok. Cevabımız C. Geçiyorum. Şimdi burada ne yapalım? Bunun karesini bir alalım. Şöyle. Birincinin karesi 4A kare. İkisinin çarpımı 2AB yapıyor ama 4, 2 katını alacağım. 4AB ve artı B kare. Eşittir 25. Şu 1 bölü 4 diye verilmiş görüyorsun. Ben buraya 1 bölü 4 yazarsam... Şurası direkt 1 kalıyor. Buradan 4 a kare... Artı b kare... 25'ten de 1'i çıkardık. 24 kaldı. Cevap A şıkkı. Basitti soru. Pekala. Burada ne yapalım? Şu rengi bir değiştirelim. Bunu soruyor bana. Bu nereden gelir acaba? Aslında şu'nun karesini bir alayım. Bence iki kere kare alma işlemi var burada çünkü dördüncü kuvvete çıkmamız lazım. Birincinin karesi 4m kare. Çapın iki katı eksi 4mn ve artı n kare. Bu eşittir 16. Şimdi şu mn değeri 2 diye verilmiş. O zaman burası eksi 8. Bunu buraya atarsak artı 8 diye geçecek. Yani 4m kare artı n kare. 8 buraya geldiği zaman ne oldu? 24 oldu. Evet. Durum bu yaptı. Şimdi ne yapalım buradan? Bundan da kare almaya devam edelim. Şöyle. Bunun karesi 16 m üzeri 4. Çarpını 2 katı 8 m kare n kare ve artı n üzeri 4. 24'ün karesi de 576. Şurayı halletmemiz lazım bizim. Bunu 8 çarpı mn'nin karesi yazacağım. Zaten mn 2 idi. Karesinden 4 oldu. Burası 32 çıktı. Ee, yani şöyle geliyor. 16 m üzeri 4 artı n üzeri 4 576'dan burası 32 çıktı ya 32 geri atmamız gerekecek tane 2 çıktı. 4. 4. Değil mi? Buradan da ne kalıyor? 544 kalıyor. Cevabım A şıkkı. Burada ne yapalım? Payda diyelim tabii ki. Şurayı A ile burayı B ile genişletelim. Yukarıda A kare artı B kare. Aşağıda AB var. Onu da sağ tarafa atayım. 4 A gibi bir şey çıktı karşıma. Evet. Yani yukarıdaki şey bana bunu söylüyor. Peki sorulan neyin nesidir? Ona bir bakalım. Onun içinde paylaş desek yine. Şurayı a kare ile burayı da b kare ile çarpalım. O zaman a üzeri 4 artı b üzeri 4 bölü a kare b kare geldi. Peki şimdi şu dördüncü kuvvetlerden dolayı ben tekrar bunun karesini alacağım. Birincinin karesi a üzeri 4. Çarpın 2 katı 2 a kare b kare sonra artı ikinci karesi b üzeri 4 şunun da karesi ne yapar? 16 a kare b kare yapar. İlginç oldu. Buradan a üzeri 4 artı b üzeri 4 hani bu buraya giderse tam 14 tane a kare b kare yapıyormuş. Onu yukarıya monte edeceğim şimdi. 14 a kare b kare aşağıda a kare b kare var zaten. Bunlar birbirini götürüyor. Cevabımız 14 geliyor. C şıkkı. Efendim burada bizi a kare artı b kare sorulmuş. Şurayı b ile buraya da a ile çarpalım. O zaman b eksi a yaptı. Evet. Burada karşı defa atalım. 4 a b gibi bir şey geldi. O zaman ben a çarpı b'yi biliyorum zaten. 1 bölü 2. Burada yerine koyarsam sağ taraf 2 yapar. Hani 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 yaptı. Tamam. Kaldığımız yerden kare olarak yolumuza devam edelim. Şunun karesini aldım. Bunun de alıyorum. B kare. çarpı iki katı 2BA ve A kare. Eşittir 4. Evet soruyu gördük artık. Bak çıktı karşımıza. Şunun yerine biz ne yazacağız? 1 bölü 2 yazacağız. Yazdığımız zaman burada B kare artı A kare kalıyor. Hadi onu da bir yazayım. 2 çarpı 1 bölü 2 var eşittir 4. Şunlar gitti. Burada eksi 1 kaldı. Onu da sağ tarafa atarsak artı 1 diye geçer. Cevabımız 5 çıkar. A şıkkı. Bir bakayım neredeyim şu an? Evet. Şunu çözdük değil mi? Evet. Şimdi 7'deyiz. Bunu nasıl halletsek acaba? Ee, bak şöyle düşünüyorum. Böyle bir şeyi elde edebilmek için benim elimde 3a artı 2 bölü a gibi bir şey olsaydı karesini aldığım zaman birinci karesi burayı ikinci karesi burayı veriyordu hani. Tam karesine tabii çarpım iki katı var da şu an e, onu düşünmeyeceğim. Ya yani böyle bir şey ihtiyacım var. Bu ihtiyaç. Şimdi burada öyle bir şey yok ama. Ama yapabilirim. Çünkü ne yaparım? Her iki tarafı 3 ile çarparsam şöyle. Buradan 3a. Şu çarpmadan 3 gider 2 bölü a eşittir 9 oldu. Evet aynen ihtiyacım olan şeyi buldum. Sonrasında kare alalım. Aldık. Buradan 9 a kare çarpının 2 katı bir dakika. 2, 3 a, 2 bölü a. İkinci karesi 4 bölü kare. Bu 81 çıktı. Şunlar birbirini götürdü. Burada bak ne kaldı? 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12. Burada 12 yatıyor şurada. Bu durumda 9 a kare artı 4 bölü a kare yalnız bırakılırsa 81'den bizim 12'yi çıkarmamız gerekecek. 11'den 2 çıktı 9 burada 7 69 çıkıyor. Cevap D şıkkı. Tamam 7'yi bitirdim şimdi 8'e geliyorum. Evet ekranda bir sıkıntı yok tamamen sığıyor büyütebilir miyim? Büyütmemde çok büyük avantaj mı? Neyse dursun bakalım görünüyor zaten. Şurayı M ile şurayı N ile genişletelim. Yukarıda M kare artı ne kare aşağıda M N var. Onu sağ tarafa attım 2 M N oldu. Peki evet soru direkt gördüm. Sen de gördün mü? Şu kısım var ya burası 2 M N. E şu da zaten 2 M N. Yerine yaz gitsin. 2mn eksi 5mn eksi 3mn yapar. Aşağı tarafta da bir tane mn yapıyor. ve bunlar da birbirini götürüyor. Sorumuzun cevabı eksi 3 çıkıyor. Devam edelim bakalım. Bu soru bu haliyle kafamızı karıştırıyor. Bu x kareyi ayrı ayrı paydalar halinde yazalım. Yani 49 bölü x kare artı 4 x üzeri 4 bölü x kare deyince şuna da sadeleşiyor. Yani soru bize şunu soruyormuş. 49 bölü x kare artı 4 x kareyi soruyormuş. Soru bu. Şimdi şu verilene bir gidelim. Verilende her şeyi bir x'e mi böleyim onu ben? Yo tamam. 4 x kare diyor 2 x kare var. Sorun yok. Her şeyi x'e bölsek yeterli. Şöyle tabii x'e böleceğiz. Buradan elde ettiğim şey ne? 2x. Buradan eksi 10. Ve şuradan 7 bölü x. Sağ taraf 0. Bunu yalnız bırakalım. 2 bölü x. 7 bölü x eşittir 10 oldu. Evet bunu karesine alırsak zaten şu bölümü yakalayacağız. O yüzden kare işine girelim. Aldık. Şu onu kaybetmeyeyim ama bir 10 var, ha. Şöyle. Sonrasında 4x kare. Artı 2 çarpı birinci 2x. ikinci 7 bölü x. Artı 49 bölü x kare. Onun karesi de 100. Şurada ne var? Bak x her birbirini götürdü. Şu 4. 4 kere 7. Burada 28 var. O zaman 4x kare. 49 bölü x kare. Nasıl elde edilir? 100'den 28'i çıkartarak elde edilir. 10'dan 8 çıktı. 2. Sonra buradan 7. Evet cevabım 72 geliyor. C şıkkı. Peki. Şimdi arka sayfaya geçtik. 10. sorudayız. Ee, burada hani bakıldığı zaman üst taraftaki her terimin kareleri alınmış. Yani sanki soruda üçlü karenin açılımı var. Yani bu üç teriminin karesi alınmış gibi görünüyor. Bir alayım ben onu. Birinci karesi 4x kare. ikincinin karesi 9y kare. Öteki z kare yaptı. Artı 2 diyoruz. Şimdi bununla bunu çarpıyorum. Eksi 6xy. E, burayla burayı çarpacağım. Ne yaptı o? 2xz. E. Bir de son kez şuraya çarpalım. Oradan da eksi 3yz yaptı. Bu tabii neye eşit? 81'e. Çünkü 9'un karesi demiş. Şurası ne verilmiş bize? 57. O zaman ben 81'den bir 57'yi çıkartayım. 4. Burada kaldı 24. Demek ki bura 24. Ha 2 çarpıldığı için 24 ise o zaman burası da 12'dir. Tamam. Şimdi bak bura bende 12. Adamın sorduğuna bakar mısın? Tam tamana zıt işaretli. Bak eksi 6 artı 6 artı 2 eksi 2 zıt işaretli olduğu için bunun değeri ne olmalı? Eksi 12 olmalı. D şıkkı. Şimdi burada nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Açarsak, zaten direkt yerine yazarsak acayip korkunç büyük bir sayı çıkar. E, yerine yazamayacağımız kesin. Şu bir karesine açalım. Birinci kare 4x kare. Birinci ile ikinci çarpı 2 iki katı. Normalde 6 yapıyor. 12 x y. Ve artı 9 y kare. Eksi 24 x'ye. Şu ikisi birbirine bağlandığında 4 x kare eksi 12 x'ye ve artı 9 y kare geldi ki bu aslında dikkat ettin mi? 2 x eksi 3 y'nin karesini veriyor. Bak 4 x kare tamam. 3 y kare tamam. Şurasını veriyor. Çarpımı 62 katı ortaya veriyor. Tamam. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Sayıları yerine monte edeceğiz. 3, 2 kere 17, 34. Eksi 3 kere 11, 33. Yani 1'in karesiymiş. Demek ki cevap 1'dir diyeceğim. Yani B şıkkı. Şimdi bu sarıda bir sayıya bizim x dememiz lazım. 19-13 aralığında neler var? 18, 17, 16, 15 ve 14. Yani buna tabii önde var da. Tam ortadaki sayı şu. Ee, yani 2016'ya ben X diyeceğim. Evet. X deyince şu kısım şurası ne yaptı? X kare daha doğrusu bakayım ee, bu 2019-2016'dan ne kadar fazla? 3 fazla, x artı 3. Şu da bundan 3 eksik. O zaman x eksi 3. Tamam, bir de yanında artı 9'umuz var. Sonrasında şu ikisi çarpıldığı zaman x kare eksi 9'u verecek. Bir de yanında artı 9 var. Bunlar birbirini götürdü. Yani x karenin karekökü kaldı. Bu mutlak değer x demek. Demek ki cevap mutlak değer 2016. Bu da neye eşittir? 2016'ya eşittir C şıkkı. 4N eksi 5M'nin negatif değeri sorulmuş bize. Tabi buradaki verilere bakıldığı zaman hani şu 25M kare bunun karesi 16 ne kare de bunun karesi gibi gözüküyor. Bunları taraf tarafa toplasak nasıl bir şey yakalarız? Hatta bu, ilk önce bu kısmı yazayım. 16 ne kare? Eksi 24 mn Sonra şu eksi 16 mn'yi buraya yanına getireceğim. Ve artı 25 ne kare? Dedim. Taraf tarafa topladım. E, bu durumda 36 ile de 64'ü toplayacağız. 100 e, Şu ortası ortası kaç yapıyor? Eksi 40 mn yapıyor. Şimdi bu acaba bir şeyin karesi mi? Onu merak ediyorum. Bu sayı, bu ifade 4n'in 4n karesi, şu 5n'in 5n karesi, bunların çarpımı, çarpımı 22 katı 40mn yapıyor. Ortada var mı? Var. Tamam o zaman bulduk. Yani e, aslında şu sol tarafın tamamı 4n-5, şu bu arada, şuraya m yazacaktım pardon onu düzeltebilir miyim? Şurası m olacak tamam mı? Kafamıza karıştırmasın. 4 n eksi 5 m'nin karesiymiş sol taraf. Eşittir 100. Yani n'in karesi 100'dür ya eksi 10'un ya da artı 10'un negatif değeri kaçtır dediği için cevabımız eksi 10 olacak şıkkı. Burada ne yapalım? Şimdi ilginç. Bu ve bu. Bu sorulana ben A diyeyim. İlk önce bunun karesini alayım. Bak şunun karesini bir alayım. Sonra bunun da karesini alayım paralelinde. İkisini ayrı ayrı yerlere yazalım. Şuradan geliyorum. Birinci karesi 4x kare. Bunların çarpımının iki katını alacağız. İkinci karesi 9 x kare. 4 kere alttan 24 çıktı bura. Bir devamını getirelim. 4x kare. Artı 9 bölü x kare yapıyor. Şu x'ler birbirini götürdü. Bu 4. X 12 yaptı. Sağ artı 12 diye geçti. 36 imiş bu. Birinci bölümü böyle bir halledelim. İkinci bölümü de bunun karesini alalım. 4x kare çarpımının 2 katı 2, 2x 3 bölü x artı 9 bölü x kare a demiştik değil mi biz buna? O zaman a kare. Bak şu ikisi Neyi veriyor bana? 36'yı veriyor. Sonra şunları sadeleştirelim. Buradan 4 kere 3'ten 12 geldi. Yani a kare 48 geliyor. Değil mi? A kare 48. Bunu kare aldığımız zaman 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 ya da eksi 4 kök 3 olabilir. Cevap zaten pozitif değeri sorduğu için cevabımız 4 kök 3. E şıkkı. Şimdi bu soruda şöyle bir ifadeyi benim yakalayabilmem için a-3 artı 2 bölü a-3 gibi bir şeyin değerini bilmem lazım. Onu burada yakalamak istiyorum. Şimdi şuradan bir 3 çıkartacağım. Buradan da bir 3 çıkartıyorum. Yani denge bozulmasın diye. Şöyle bir şey yakalıyoruz. a-3 2 bölü a-3 şurada parantez kullanmanın bir sakıncası yok. Burada 4 kaldı. Bundan sonra da ne yapacağız sence? İlk tarafın karesini almayacak mıyız? Şöyle. Evet. Birinci karesi bu. Sonra birinci ikinci çarpın iki katı. Şöyle geliyor. Son ikinci karesinden de 4 bölü a eksi 3'ün karesi. Burası 16 yaptı. Şunlar birbirini götürdü. Burada 2 kere 2'den 4 kaldı. Hani bize şunlar lazımdı soruya bakarsan görüyorsun. Şu baştaki ile sondaki lazım. Demek ki bunun değeri 16'dan 4 çıkarttığında elde edilir. O da neye eşittir? 12'ye. Cevap D şıkkı. Evet 2A-3B 5 diye verilmiş. Burada nasıl bir çalışma yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Şu ilk 3 ifadeye dikkat ediyorum. Bu 2a'nın karesi. Bu 3b'nin karesi. Bunların çarpımı 2 katı 6ab. Ama 2 katı dediğim için 12ab. Ortada var mı? Var. O zaman bu bir tam kare. Hatta bu 2a-3b'nin tam karesiymiş. Orası tamam. Sonra şunu da. Eksi parantezinde 2a-3b diye yazıyorum. Şu kısımdan bahsediyorum. Bir de yanında eksi 1'imiz var. Tamam Evet o zaman cevap geldi. Çünkü burası 5'ti. 5'in karesi eksi 5. Eksi 1 geliyor. 25-5-1 20'den eksi eksi de 1 çıktı. 19 geldi. 5 şıkkı Evet bu test. Bakıyorum şöyle. Aynen bu kadar.